resmen beni kırmızı odadan attılar, görüyorsunuz değil mi? Dizi Doktoru bu hafta Kırmızı Oda'da. Buyur. Bayılırım. Bana bir tiyo versene. Yazık, bir şapka takınca tanımayınca çok şaşırırım. Malum Dizi Doktor olunca gecede 3-4 tane dizi izliyorum. Benim beyim gitti. Kabuslarımda sürekli dizileri görüyorum. Hal böyle olunca Kırmızı Oda'ya geleyim ve doktor hanımdan bir randevu alayım dedim. Şimdi Tuna'ya doğru ilerliyorum. Bakalım Tuna bana bir randevu verecek. Tunacığım, nasılsın? Buyurun, hoş geldiniz. Beni tanıyormuş gibi yaptın ama. Bir an coşku duydum. Yani bu arada Tuna yerinde yok, ben yardımcı olacağım size şimdilik. Ya şaka bir yana, Gülçin Kültür Şahin'le beraberiz. Ben Tuna'yı aslında kitaplardan tanıyorum. Yani Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından Tuna'ya çok hakimiz. Nasıl bir kalbi olduğunu da çok iyi biliyorum. Ama önce Tuna sana geldiğinde sen nasıl tepki gösterdin, onu dinlemek istiyorum. Tuna bana geldiğinde ben de ilk önce Gülseren Hanım'ın kitaplarını okudum aslında. Ben de Tuna'yla tanışmak istedim. Yani kendisi çok bahsettiği için çünkü kitaplarında. Tuna'yı çok sevdiğim için tabii ki çok sevindim yani Tuna karakteri bana. Yani Tuna sevilmeyecek bir karakter değil gerçekten. Gülseren Hanım'ın kitaplarında da inci gibi parlayan bir karakter. Benim için öyle yani. O yüzden onu oynayabildiğim için çok mutlu ve heyecanlıyım sürekli. Senin de sen diyorum, izin istedim aşırı, senden lütfen, sen demek için. Lütfen. Senin de çok güzel bir hayat hikayen var aslında. Ben bilmiyordum. Hani seninle konuşacağım için araştırınca ortaya çıktık, sen bir gıda mühendisiymişsin aslında. Gıda mühendisiyim de diyeyim aslında. Yani önce gıda mühendisliği okudum, sonra konservatuvar. Yani ikisinin de okulunu okudum diyeyim. Belki de zaten oyunculuk hikayesi olan herkes de bu aynıdır. Yani küçük yaşlarımdan beri her zaman yani oyunculuğun içindeydim. Ankara'da okuyordum. O arada da bir amatör ekipteydim zaten beraber. Hep istediğim bir şeydi. Fark ettim ki okul bittikten sonra, artık yani master da bittikten sonra, sakinleştikten sonra ben bütün paramı, emeğimi, zamanımı, her şeyimi oyunculuk üzerine akıtıyorum. Sonra dedim ki bunu neden profesyonel düşünmeyeyim. Sonra da işte Bilkent Konservatuvar süreci başladı. Sonra da işte okulu okuduktan sonra gıda mühendisliğini bırakıp profesyonel olarak oyunculuğa devam ettim. Bu arada sevgili seyirciler, bak benim bu kadar mütevazi konuştuğuna, bayağı tam burslu Bilkent'te okumuş geldin. Evet, öyle oldu gerçekten. Bizim tabirimizle kızmazsan inek diyoruz biz senin gibi. Bayılırım. Hoşuma gider. Bir geldin, bir geldin. Yani seni bir gördük Kırmızı Oda'da, bir baktık ödül kaldırıyorsun ve konuşmalar yapıyorsun. Bir anda hayatımıza Gülçin Kültür Şahin girdi. Kırmızı Oda'yla girmedim aslında. Kelebekler filmiyle ilk başladım. Tolga Karaçelik'in. Kelebeklerden sonra işte televizyonda da ilk maceram Gülperi dizisiyle oldu. Bu da ikinci maceram. Öyle yani, bu sene evet iki tane oynadım bağımsız film, ikisi de ödül aldım. Benim için çok mutlu bir seneydi gerçekten. Ben bir geldim, iki senede ödüller, diziler. Ben de keşke önceden gelseydim diyorum. Hiç demiyorum. Çünkü her şey tam zamanı. Bence her şey tam zamanında. Okurken de bunu düşünüyordum. Yani çünkü okurken de geç bulduğum için, yani onu kendimce geç bulduğum için ve emek vererek gittiğim için oraya her dakikasını emmek istiyordum. Yani hepsini büyük bir heyecanla ve istekle gidiyordum okula da. O yüzden her şeyin vaktinde, tam zamanında beni en mutlu edecek şekilde, en verimli kılacak şekilde olduğunu düşünüyorum. Yani herkes için böyle. Bir önceki tecrübeler insana farklı bir yere taşıyor kesinlikle. Bir Nur Kaya'yla oynamak nasıl? En çok onunla mesain olduğunu düşünüyorum. Bir de biz hani komediden aslında onu tanıyoruz. O da bence hani güzel bir örnek. Hani herkesin kafasına komedi oyuncusu olarak yerleştirdiği bir ismi bayağı ağlatıyor bizi yani. Şu an sürekli ağlarken buluyorum. Yani benim için tabii ki çok aşırı gurur verici ve mutlu bir şey. Ben Nur Kaya'nın hayranıydım. Bunu kime sorsanız sokaktan 10 kişiyi çevirelim. En az 11'i Nur Kaya'nın hayranıdır yani. Ne oynarsa oynasın parlıyor ve ışık saçıyor yani etrafına. Gerçekten öyle düşünüyorum. Herkesin içine bakılan bir yerde kendini sorguladığın, kendi hayatında bulduğun puzzle'ın parçaları da oluyor mu? Zaten yani bu kadar psikolojiyle yakınlık kuran bir iş yapmasak da aslında herhangi bir karakteri oynarken bir bütünün içinde kendimizle ilgili parçaları birleştiriyoruz. Çünkü oyunculuk biraz da madencilik yani, bunu kazıyoruz yani. Bir şifa süreci oldu mu senin için? Oyuncu olarak her karakter beni, kendimi daha fazla tanımama sebebiyet veriyor. Bunun için de öyle söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim, sağ olun.
yandan seyirciye şunu da gösterdiniz Cem. Yo, bize hikaye anlatırsanız ve gerçekten yalın bir şekilde gerçek hikayeyi önümüze koyarsanız, biz yani o onunla kaçmış, öbürü onunla gitmiş, öbürü onun arkasına entrika çevirmiş, kardeş kardeşe onu yapmışa gerek yokmuş. Hayatın kendisi zaten yeterince yorucuymuş, onu da gösterdiniz. Ya evet, şimdi pandemide herkes çok sıkıldı, evlere kapandı, sağlıkla ilgili herkes demoralize oldu. O esnada çıktı Kırmızı Oda. İlk okuduğumda şey dedim, tam şu an ihtiyacımız olan şey, şifa. Bin bir türlü insanın bin bir türlü dertlerini dinliyoruz, ortak oluyoruz, empati kuruyoruz ve şifalanıyoruz. Yani o dertleri dinleyip, ha bunun da derdi varmış deyip bir kenardan izlemiyoruz. Bütün seanslarımızın sonunda doktor hanımın en son işte uzun bir konuştuğu, o ana kadar anlatılan her şeyi özetleyip aslında insanın geleceğe dair umut beslemesine ön ayak olduğu bir son seansımız oluyor. Yani o seansla biz burada çekerken biz de şifalanıyoruz. İşte izleyici izlerken izleyici de şifalanıyor. Oradaki danışan, oradaki hasta da şifalanıyor. Dolayısıyla tam şu pandemi döneminin aslında ilaç i̇leci gibi oldu. Aynen ilacı oldu. Kendi çevremden gördüğüm kadarıyla insanlar artık psikoloğa gitmeyi normal karşılamaya başladı. Bu çok önemli bir adım. Yani farkında mısın? Çok büyük bir katkı bu yani. Aslında sadece kendiniz de şifalanmıyorsunuz. Bir taraftan da televizyondan toplumu şifalandırma görevi düştü size. Hiç öyle bir göreviniz yokken bir anda öyle oldu. Gerçekten toplum olarak çok bildiğimiz, alışık olduğumuz bir şey değil psikiyatra, psikoloğa gitmek. Ama bu işle beraber bunun gerçekten bir gereklilik olduğu, bunun bir hastalık da olmadığı, her insanın bazen psikolog, bazen psikiyatr tedavisine ihtiyaç duyduğu, hani hep söylüyorum 1 milyon kişide bir kişi bile böyle bir şey varmış kocasına, eşine, kızına, oğluna burada gördükleri şeylerden dolayı başka bakış açısıyla bakmaya başladıysa, buna ön ayak olduysa ne mutlu bize. Zaten hani yaptığımız işin de ötesinde başka bir şey gerçekleşiyor ve bunun bir parçası olmak zaten büyük gurur. Kurduğun dünya senin üç dünyana ne kazandırdı? Çok şey kazandırdı. Çok garip bir şekilde ben de şifalandım. Buradaki her hikayeyle, çünkü bahsedilen her hikaye bir yerinden hepimize dokunuyor. Bir yerinden mutlaka yani. Hani Aliye'den de bir şey hepimizin içinde var. İşte Meliha'dan da bir şey hepimizin içinde var. Mehmet'le Nesrin'den de bir şey vardı. Ve onların iyileşmesiyle biz de kendimizi iyileştiriyoruz. Yani çok şey kattı. Şimdi burada psikologlarınız var ve aslında hepsinin hayatında da defolar var. Hani tabii ki. Onlara da küçük küçük değinmeye başladınız görüyorum. Benim mesela o da çok hoşuma gidiyor. Tabii işte bizim bu ana konumuz hani doktorlar ve danışanların hikayesi olduğu için diğer işte ana karakterlerimizin hikayelerine ya da o iç demimlerine birden böyle dalmıyoruz. Zaten onlar bizde olduğu için daha yavaş yavaş, daha sindire sindire. Ama gelecek bölümlerde heyecanlı durumlar olacak onlarla ilgili de. Peki sana şey gibi bir şey kazandırdı mı bu iş? Çalışmak istediğin her oyuncuya gel burada birkaç bölüm çalış ve sana güzel bir hikaye yapalım beraber diyebilirsinler. Aslında bir anda çok keyifli. Çok çok yani, çünkü her 2-3 bölümde bir yeni bir vaka geliyor ve onunla beraber yepyeni bir dünya kuruyoruz. İşte kimisi şehirli, kimisi kasabadan, kimisi daha doğudan, bir sürü hayatlara giriyoruz. Acı tatlı bir sürü şeyle yüz yüze geliyoruz. Dolayısıyla çok keyifli oluyor. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim, sağ ol. Burada yani it dönüyorlar, ya bunu bu kadar ağlatmayın. Ben sağdan soldan psikoloğa gitmeye başladım diyenleri duyuyorum. İyi, çok şükür. Bu da mesela aslında yaptığınız işin sadece ne kadar büyük bir katkıya, şifa tabirinizle şifaya sebep olduğunu gösteriyor. Bir yandan da çok daha fazla sorumluluk yüklemiyor mu? Kesinlikle öyle. Zaten şöyle bir şey oluyor mesela, bizim doktor hanımımız yani psikiyatrımız insanlara dokunan, onlarla beraber ağlayan, işte onlara sarılan böyle bir psikiyatrist bu. Hani gerçek hayat hikayesi ama hani doktor hanım bir Nurkaya gibi bir durum oluyordu. Yani her şey senaryoya uygun ama bir tek ben kendi kendime hani burada danışanın söylediği şeye şaşırıp kendi kendime ağlayıp kalkıp kendi isteğimle sarılıp gibi, hani hastaya sarılmak, onunla ağlamak falan. Öyle şeyler çok yazıldı, çizildi. Halbuki bence güzel olan o ya. Yani halbuki bu bir iş.
Ve ben de bir senaryoyu oynamakla yükümlü bir oyuncuyum. Senaryoda doktor hanım şaşırır yazdığı için ben şaşırırım. Doktor hanım ağlar dediği için ağlarım. Doktor hanım kalkar sarılır dediği için sarılırım. Kendi başıma bir şey yapamam ki. Yani senaryo dışına şöyle bir işte çıkamam. Hani buna ekstra bir doğaçlama falan öyle bir şey katamam. Yani bu sınırları belli olan bir iş. Yaptığın iş kelimelere ruh üflemek. Ha ne kadar. Kelimelere ruh üflediğin için bize geçiyor. Bence o ya inşallah. Yani yazılıp çizilen ilk bölümler içindir. Şaşırtıcı, evet kabul etmesi... İlk ama benim için de öyle. Benim için de öyle. Yani benim de bildiğim yani şöyle şeyler çünkü yazılıp çiziliyordu. İşte Binnur Kaya hiç mi gitmedin bir psikoloğa danışmadın? Sen öyle zannet diyorum ben. Yani hani hiç mi danışmadın? Hiç mi araştırmadın? Zaten bizim bu yani eser sahibi bir psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu hani kitaplarıyla bu zamana kadar yaptığı işiyle hani binlerce insana şifa olmuş bir insan. Ayrıca bu senaryo ekibinin bir psikolog, psikiyatrist danışanları var. Hani kimse kafasına göre bir şey yazmıyor. Dolayısıyla da yani bir kişiye bile olsa şifa olsa çok şükür diyeyim. Bence ben çok daha fazlasına oluyor. Zaten bu işin bence kıymeti o. Yani şeyi kaldırıyor yani kültürel farklılıkları, maddi farklılıkları, sosyoekonomik durumu ortadan kaldırıyor. Sadece duyguların çarpışmasını izlediğimiz için bir yerden alıyoruz aslında bir parça. O yüzden belki de kafa karıştırmaması, olay ve entrika olmaması, tek bir odada olmanız. Şimdi şu maskeler, evet ama hep bir maskemiz vardı yaralarımızı kapatmak için. Şimdi... onlar açığa çıkıyor. Hani bu dizi örneğiyle mesela. Herkes de kendinden bir şey buluyor. Geçen gün kasaba gitmiştim. O kadar hoşuma gitti ki. 3 tane bu işi yapan beyefendi. Ve böyle doktor hanım falan dediler ki maskeye rağmen. Onlardan çok şaşırıyorum. Ben önceden de hani gözlük ve şapka takınca tanınınca çok şaşırırdım. Ne kadar saçma. Doktor hanım falan dediler. Ve sonra da üçü birbirini gösterip işte o kadar... 3 beyefendi ya. Burada yani et dövüyorlar. O kadar ağlıyor ki ya bunu bu kadar ağlatmayın. Hiç kaçırmıyor falan diye böyle birbirlerini gösterip konuştular. Bence bu harika bir şey. İşte bu sensin. Beğendiniz mi? Bayıldım. Doktor hanım, Binnur'a ne öğretti? Bir sakinlik. Hayatımda da sakin biriyimdir. Hayvan, insan, taş, toprak, deniz her şeyden çok etkilenip bunu böyle içimde büyük bir yükle taşırdım. Doktor hanımdan yani bunları en fazla eve gidene kadar içimde tutmayı öğrendim. Çünkü çok var. Altından kalkamazsın, altında ezilirsin. Herkes bir sürü şey yaşıyor. Sen onları paylaşıyorsun. Birinin acısı bitiyor, öbürününki başlıyor. Hepsini yüklenemezsin. Sana nefes alacak yer kalmaz. O yüzden hani paylaştın, anladın, hissettin, bunu orada bırak. Biraz da kendi hayatına, kendi duygularına izin ver. Bir arkadaşım söylemişti, onu da çok etkilenmiştim. Herkesi kurtarmak istiyorsun ama uçaklarda ne diyorlar? Önce kendi maskenizi takın, sonra çocuğunuzun maskesini diyorlar ya. Evet. Sen kurtulacaksın ki, sen iyi olacaksın, nefes alacaksın ki etrafına fayda olacaklar. Önce sen ayakta kalacaksın ki bir şey yapmaya gücün olsun. Benim psikoloğum olur musun Burak? Ben de kendimden bekleyeceğim o ya vallahi. Gergin misin? Ne dersiniz bana psikologluk yakıştı mı?